Evet, 13 Mayıs 2018 Pazar gündeyiz arkadaşlar. Ben Koris Kalıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Son birkaç günde neler oldu diye baktığımda bir Perinçek haberi gözüme ilişti. Çok enteresandı. Perinçek bir yerde konuşmasında demiş ki arkadaşlar, cemaat sempatizanlarının malına çökemezsiniz. Özel mülkiyet anayasanın koruması, güvencesi altındadır diye. Çok şaşırdık. Yani beklemediğim birisinden beklemediğim bir şey. Ramazan geliyor, hani imana mı geldi filan diyeceğim ama ben buna bir açıklama bulamadım. Siz bulursanız söylersiniz. Evet, bu da AKP'nin aynesi bir haber arkadaşlar. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Türkiye'de AKP'den milletvekili adayı olmak için istifa ediyor. Türkiye'de bir de hayvancılığın geliştirilmesi için 300 koyun teşvik paketi var. Bundan 15 kişiye onay çıkıyor. Bu 15 kişiden 14'ü bu adamın yakın akrabası, eşi, dostu, ahbabı. Şimdi tabi İslamiyet'te de biliyorsunuz akrabayı koruyun kollayın der ya, hani onlar da öyle söylüyor. Yalnız benim anlamadığım bir şey, 15 kişiden 14'ü onun akrabası. Bu 15. kişiyi nasıl kaçırmış bu adam? Anlamadım ben ya. Bu 15.'yi kaçırması büyük bir başarısızlık. Vallahi billahi yani. 14'ünü yapmışsın lan, bir akraba daha bul kendine yani. Evet, bu da bir hırsızlık ve arsızlık haberi arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz şeker fabrikaları satışa çıkartıldı. Bu satışa çıkartılan Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarına en yüksek teklifi veren ihalede güya Albayrak grubuna satışı gerçekleşmiş. Yani oraya gidecek, Albayraklar alacak. Yani yangından mal kaçırıyorlar arkadaşlar. Demek ki 24 Haziran'da bir yangın olacak. Adamlar gelmeden hemen biz bunları bir gömelim falan dediler. Bakalım nereye kadar yiyeceksiniz? Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar. Bekliyoruz yani. İbrahim Tatlıses'den de sıkıldık gerçekten. Biliyorsunuz bu arkadaş Yeşil Sağlar'a geri döndü. AKP İzmir milletvekili adayı olarak. Şimdi gazeteci sormuş, siyasette planlarınız nedir diye. Bir planım yok ki demiş. Normal tabii yani, bir planın olsa zaten AKP'den milletvekili adayı olmazdın. Yani mecliste yapabileceğin en iyi şey galiba çiğ köfte partisi yapıp meclis tavanına çiğ köfte yapıştırmak falan, yani yapabileceğin en iyi şey o şu an itibariyle. Erdoğan geçen haftaki bir konuşmasında şey demişti, hatırlayın işte, birisine ithafen ya işte Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysak seçtiririz falan diye. Bazen dört ayaklı koymaya da gerekiyor. İki ayaklılar da seçiliyor yani. Bakalım, göreceğiz kaç kişi buna oy verecek. O da tabii yani konuşmasının devamında zaten İbrahim Tatlıses şey demiş. Yani bize beyefendinin yanında olmak, dizinin dibinde olmak yeter diye. Ne kadar güzel. Bir adamın dizinin dibinde olarak ayda 20 bin lira maaş alacaksın. Biraz işte o çarktan, o çevreden falan faydalanacaksın. Kendine bir çevre edineceksin falan. Değil mi? Bunlar güzel şeyler yani. Arkadaş da ölmeden son kez işte böyle bir şeyden faydalanayım diyor yani. Bu son haberimizde ümmetinin lideri haberi olsun dedik. Bundan sonra ümmetin lideri demiyoruz. Ümmetinin lideri, onların ümmetinin lideri. Cuma günü ümmetinin lideri şeydeydi arkadaşlar. Gençlik buluşmasındaydı, AKP gençlik kolları. Orada yine bir sürü popülist şeyler söyledi. Klasik şeyler. Aynı şeyler yani. Bunlardan en önemlisi işte şeydi. Türkiye işte özgürlükler konusunda sınıf atladı filan dedi. Doğru, sınıf atladı da nasıl bir sınıf atladı? Yani bir üst sınıfa değil, orası kesin yani. Kesin bir alt sınıfa atladı yani. Böyle bir fark var, onu söylemiyor orada. Başka bir ülkeler kategorisindeki sınıfa atladı yani, işte Sudan, Somali, Yemen filan. Ondan sonra işte gençlere orada şey dedi, işte taşmak için dolmak gerekir filan dedi. Onları tabii iyi biliyorlar kendileri. Ayakkabı kutularından taşan değil, fışkıran şeyler filan var biliyorsunuz. Yani ayakkabı kutularından taşması için bir şeyin ne olması lazım? Dolması lazım. Evet, böyle bir şey var arkadaşlar. Orada yine Fatih Sultan Mehmet'e filan bir sürü atıf yaptı. İşte Fatih gibisiniz bilmem ne. Ulan Fatih kendi yaşında 4 tane dil biliyordu yani. Ya senin İmam Hatip'li jenerasyonun yani ne kadar bir bilgiye sahipti, sen onu onunla kıyaslıyorsun. Gibi gibi CHP'ye sataştı filan orada yine. İşte CHP pisliktir bilmem ne, geldiğimde su yoktu vesaire gibi. Sushi yine yok yani, istediğinize veriyorsunuz, istediğinize vermiyorsunuz suyu. Değil mi? Onlara su bile yok mesela. Böyle işte bu arkadaşlar. 24 Haziran'da bakalım seçeceksiniz artık akla karayı. Ben karayı seçiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Salı günü falan görüşürüz inşallah. Hadi selametle.